Et fiyatları önce geriledi, sonra sabitlendi. Yerli etten oluşan kıymanın 450 liradan satılan kıymanın 324 liraya kadar düşürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Kuşbaşı eti 354 lira, 480 lira, 500 liraya kadar yaklaşan et fiyatını da 354 liraya kadar düşürmüş vaziyetteyiz. Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Ramazan'da et fiyatlarının yükselmesini önlemek için çalışma başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu ile yapılan işbirliği kapsamında Ankara'da kırmızı et fiyatları Ramazan boyunca sabitlendi. Tarım Bakanlığımız Et ve Süt Kurumu marifetiyle özellikle Ramazan ayına binaen tüketicimizin daha ucuz et alabilmesi konusunda Ankara perder olarak bir anlaşma zemini oluşturduk. Bu anlaşmaya göre de et fiyatlarında çok ciddi bir geriye gelme yaşandı. Burada yapılan bu uygulama Ankara halkına başta olmak üzere bildiğim kadarıyla İstanbul'da da bu uygulanacak. Son derece önemli ve anlamlı. Yani tüketicinin ete ulaşması konusunda alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, başkentte Ramazan boyunca kırmızı ete talebin daha yoğun olduğunu belirtti. Merdiven altı üretimleri biliyorsunuz. Ben özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. Son kullanma tarihleri çok önemli. Özellikle et ve özellikle kıymada biliyorsunuz. Yani mümkün mertebe bilindik markalar, bilindik marketler, bir sürü hilesi olan bir tüketilen bir üründür. Temel besin maddemizdir. Dolayısıyla bunu bildik. Daha kurumsal olan yerlerdeki kasaplardan alışveriş yapılmasının çok daha doğru ve anlamlı olacağını düşünüyorum. Konuyla ilgili bir açıklamada İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nden geldi. Et fiyatlarının sabitlenmesi kararına katılan perakendeciler, Ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini bildirdi.